Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'lı bir intro nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Benim şu videomu belki görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar, bu video var ya, yeni intro'muz nasıl olmuş. Bu videoda hani kimisi sormuş olabilir nasıl yaptım bunu diye. Şimdi arkadaşlar onu sizlere şöyle bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar bunu yapabilmeniz için burada Google var arkadaşlar. Aman burada Google var ne demek ya Allah. Zaten Google herkeste var. Google'a girin arkadaşlar. Buraya ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Bak buraya panzoit yazıyorsunuz. Bak şöyle bir şey. Bak şöyle bir uygulama. Panzoit. Google'a yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra panzoit'ten bakın ilk site panzoit diye bir site var. Ama arkadaşlar Minecraft'lı olacak bu şey. Yani ama eğer Minecraft'sız yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir saniye ben bir tableti düz çevireyim. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar buradan herhangi bir introyu seçin. Mesela şunu seçtik diyelim. Buradan Open Clip Maker deyin. Şimdi bu Minecraft'lı değil arkadaşlar. Şimdi Minecraft'lıyı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bakın şimdi Minecraft'lıyı nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle loading diyor. Buradan bakın şurada altta şeyler var, introlar. Buradan en alta iniyorsunuz arkadaşlar. İniyorsunuz. Ve şurada More Creations diyor arkadaşlar. Böyle bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra bakın şurada Search diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz ve buraya şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft. Minecraft yazıyorsunuz. Sonra bakın. Bakın benim yaptığım intro buydu arkadaşlar. Şöyle. Bakın buna tıklayın. Sonra bakın şurada bir tane Open Clip Maker var. Bu da olur arkadaşlar. İsterseniz bu da olur yani. Ya istediğinize tıklayın. İkisi de çünkü aynı arkadaşlar. Ben buna tıklayacağım. Arkadaşlar Open Clip Maker deyin. Sonra biraz burada çok azıcık bekletecek sizi. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Bakın burada Mika Please YT yazıyor. Şimdi siz bunu nasıl şey yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Nasıl böyle kendi adınızı koyacağınızı göstereceğim. Şimdi diyelim ki bu böyle arkadaşlar. Şimdi burada bakın altta şöyle bir küp gibi bir kısım olacak. Bak şöyle küp gibi bir kısım var ya. İşaretledim orayı. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Şurada text diye yazılar var. Bak görüyor musunuz? Text. Buradan textlerden arkadaşlar. Bakın textlerin üzerine tıklayın arkadaşlar. Textlerin üzerine tıkladığınızda bakın şurada 3D text yazıyor. Onun altına Mika Please YT yazıyor. Bunu silin. Sizin işte isminiz neyse onu yazın. Mesela benim kanalımın ismi Poyraz Game YT Game YT diyorum. Evet böyle. Şimdi bakın oldu ama arkadaşlar bak altında böyle hala şey gözüküyor. Şimdi biz onu da yapacağız. Text tekrar bakın ikinci text var. Ona da arkadaşlar gelip buraya Mika Please YT yerine buraya ben kendi adımı yazacağım. Poyraz Game YT. Böyle. Sonra Mika Please YT. Bakın üçüncü var son olarak. Sonra buraya gelip Poyraz Game YT yazacağım ben. Evet. Bu arada arkadaşlar şey dedikten sonra çıkmayın. Bakın git deyin. Bir dakika. Git deyin. Şu git ileri var ya yani. İleri deyin. O yüzden onu diyeceksiniz. Bakın böyle olmuş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Mesela Poyraz Game YT yazdı. Sizin isminiz neyse onu yazabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bir de böyle arkasında panosu da var. Görüyorsunuz böyle. Güzel bir şekilde. Bir de arkadaşlar en önemlisi şöyle şuradan bir dakika neydi?
En önemlisi olan arkadaşlar, şurada göz diye bir kısım var ya, bak şöyle göz. Gördünüz mü? O göze tıklayın arkadaşlar. Şu küplerin gitmesi için. Bakın şurada küpler var ya, böyle minik minik böyle. O karelerin gitmesi için buna tıklayın. Bir dakika lan. Heh. Tıkladınız, yok oldu. Şimdi eğer intronuza bakmak istiyorsanız arkadaşlar, intronuza bakmak için şurada başlatma tuşu var. Ona basın. Bakın şimdi. Böyle arkadaşlar. Sonra işte girerseniz hepinize merhaba arkadaşlar diye. Ama şimdi tamam. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Ama eğer diyelim ki siz bu intronuzu arkadaşlar şey eklemek istiyorsunuz. Ne diyeyim size, de mesela bir arka plan ekleyeceksiniz diyelim ki. Yani eklemek isteyen eklesin, eklemek istemeyen eklemesin yani. Hani ona ben bir şey diyemiyorum. Şurada dağ diye bir kısım var. Bakın dağ var ya, bak şuradan da göstereyim. O bakın scan yazıyor. O scan'e ana dur la. Heh. Aman bu da değil la. Heh. Burada screen var. Arkadaşlar şimdi burası böyle ya, bakın şimdi bura böyle, hani arkası şey diye. Burayı siz isterseniz çimli yapabilirsiniz yani, bakın. Neredeydi o? Diyelim ki çim bile onun üstüne gidiyor. Ya da bakın burada darkness mesela, bak yazıyı değiştirebiliyorsunuz. Anladınız mı? Yani değiştirme değil de tipini ayarlayabiliyorsunuz. Ama ne yaptık la biz? Böyle tipini ayarlayabiliyorsunuz. Aa çıktık lan. Ama olmaz ki. Bir dakika arkadaşlar, ben onu tekrar yapayım. Sizi bir dakika bekleteceğim. Her şeyi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın böyle yaptım ben arkadaşlar, tekrardan böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar eğer siz işte bu göze basmazsanız şuradaki, bakın böyle olur intronuz ve yüklenince de böyle kareli gözükür ve introlarınız kötü gözükür. Bakın böyle gözükür yoksa. Evet böyle gözükür ve bu da kötü oluyor. Siz bu göze tıklayınca o küpler siliniyor ve böyle oluyor. Bakın bu şekilde yani, anladınız mı? O yüzden şimdi arkadaşlar ben şimdi kapatacağım bunu. Sonra açarsınız. Böyle bakmak için şimdilik kapatacağım. Şimdi sonra arkadaşlar bakın şu alta iniyorsunuz indirmek için. Heh, bak şurada. Bu arada arkadaşlar bu müziği beğenmediyseniz şurada bakın müzik değiştirme kısmı var. Buradan müziğini değiştirebilirsiniz yani. Hangi müziği seçmek istiyorum? Ha bu arada arkadaşlar, ha işte arkayı değiştirecektik. Tamam. Outdoor var ya arkadaşlar, outdoor. Zaten İngilizce'de sanırım arka plan demek oluyor. Bakın şimdi arkası değişti, görüyor musunuz? Bakın buradan denemek istiyorsunuz ya, mesela off işte flat train falan. Bunları denersiniz siz, ben off yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada space yazıyor. Buradan bunun üstüne tıklayıp buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Bak bir sürü var. Off var. Bak sonra Cloudy Like Rays var. Sonra bakın Dark Stormy var. Başka Dark Stormy. Full Moon var arkadaşlar. Full Moon. Sunset var arkadaşlar. Bir de ne var? Başka Tick Clouds Water var. Sonra Tropical Sunny Day var. Bakın böyle gösteriyor. Sonra arkadaşlar Space var. Böyle bence çok güzel gösteriyor. Bunu da yapabilirsiniz. Tron var arkadaşlar. Bakın şimdi alt malt olması lazım ama bak böyle gösteriyor. Sonra Mars var. Bu benim kullandığım arkadaşlar. Mars. Galiba ben Mars kullanıyorum, yanlış hatırlamıyorum. Mercury var arkadaşlar. Bir de şey var. Underworld var. Böyle Above Clouds diye bir şey var. Above Clouds. Sonra bir de Custom var. Böyle
bir şey yani şimdi. Sonra arkadaşlar burada yazıyı nereye sürüklemek istiyorsanız, yan mı, arka mı, işte şey mi? Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben bu yazıyı açmak için herhangi bir tane seçeceğim yani. Ben burada Mars diyeceğim. Heh, Mars. Bakın böyle güzel gözüktü bence. Şöyle bir gözlük kapatıp bakalım. Evet. Güzel yani bayağı. Sonra giriyorsunuz. Tamam şimdi arkadaşlar bu gözü hiç ellemeyin. Bu böyle kırmızıda kalsın arkadaşlar. Alta indiğinizde arkadaşlar şurada şöyle bir buton var bakın. Şöyle bir indirme şeysi var ya. Buna tıklayın arkadaşlar. Buna tıkladınız ya. Sonra arkadaşlar buradan bakın siz bunları ayarlamayın yani dokunmayın. Yani bunlar dosyanın isimleri, blanket falan, format, mkv, vp falan. Bakın şu var ya arkadaşlar, start video render. Buna tıklayın arkadaşlar. Sonra bu indiriyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim, indirmesi bayağı uzun. Yarım saat, bir saat falan sürüyor arkadaşlar. O yüzden ben burayı yapamayacağım. Orayı siz yapabilirsiniz. Yani böyle arkadaşlar söyleyeyim ya. Tıkladığınızda sonra indirecek. Sonra arkadaşlar şey diye bir şey çıkacak. Dovland video diye bir kısım çıkacak. Oraya tıkladığınızdan sonra dosya indirmeye başlayacak arkadaşlar. Sonra zaten şey intronuz olmaya başlayacak arkadaşlar. O şekilde yani. Artık bizim de bir intromuz var. Bu kadar gelişti şeyimiz. Bakın Mars. Benim yaptığım böyle arkadaşlar. Benim yaptığım böyle intro. Zaten izlemiş olabilirsiniz onu da. Böyle arkadaşlar. Benim intro'm böyleydi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.